Selam arkadaşlar, yine ülkemizi muhasır medeniyetler seviyesini yükseltmek için karşınızdayız. Bu sefer kameramanım değişik. Evet, Burak. Mami gitti. Mami yolcu oldu. Mami, burada Mami'ye de selam yolluyoruz. Selam yolla sen de. Tamam, selam yolladık. 2 aydır taşınıyorum. Evet, yanlış duymadınız. Kavimler göçü bu kadar sürmedi. Allah da kahretsin. Bir türlü taşınamadım arkadaşlar. Çünkü araya film girdi, o girdi, bu girdi. Ben ucuz olsun diye deposuz bir yerden alışveriş yaptım. Onlar ürettiler, yolladılar falan. Hatta ben gittim, ben çalıştım üretmesinde işte. Kanepeyi falan, yatağı falan beraber yaptık. Allah da kahretsin. Öyle işte arkadaşlar. Şimdi size evi göstereceğim. Çünkü çok fazla ev vlogu, ev vlogu dediler. Yani evinde pek bir numarası yok. Ev işte yani. Göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız buyurun videoya geçelim. Videoya başlamadan önce size Rise of Kingdom'dan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Zaten oyunu duymama gibi bir ihtimaliniz yok. Dünyanın bir numaralı strateji oyunu. Peki bu oyun neden çok fazla beğeniliyor? Çünkü içerisinde birden fazla medeniyet var. Tabii ki Türk medeniyeti de var. Biz de bu oyunu çok seviyor ve oynuyoruz arkadaşlar. Neden? Çünkü Türk'üz. Oyunda arkadaşlarınızla beraber çevrimiçi olup oynayabilirsiniz ve tüm dünyayla savaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Oyunda her uygarlığın kendi ordusu ve tarihsel kahramanları var arkadaşlar. İstediğiniz medeniyette oynayabiliyorsunuz. Ama ben tabii ki Osmanlı medeniyetini seçeceğim ki Büyük Türk İttifakı'na girebileyim arkadaşlar. Böylece her hafta oyun içerisinde gerçekleşen medeniyetler savaşında diğer medeniyetlerle savaşabiliyoruz arkadaşlar. Bu arada kalenizi Türk medeniyetine özgü binalar şeklinde tasarlayabilirsiniz arkadaşlar. Hadi hep beraber Rise of Kingdom'ı indirip Türk medeniyetini yükseltmeye. Ev otel gibi çalışıyor arkadaşlar. Bak şimdi çekiyorum bunu babacığım. Hadi hayırlı işler. Evet. Evet. Allah kahretsin, fırında da yemek vardı. Neyse. Kaza geldik de onu çıkarttırdım ha. Gel gör, yatak odasına gel bak. Evet arkadaşlar, burada yatıyorum. Burası yatak odam. Yatağımın üstünde ne var? Son akşam yemeği. İsa ve 12 havarisini içeren son akşam yemeği. Ama bilinenin aksine arkadaşlar, sadece bir tane son akşam yemeği tablosu yoktu, biliyor musunuz? Biraz kültürü vereyim, dur şimdi. Bir de ben böyle bilgiler verirken insanlar şey diyor. Ya ne alakası var, sen bize kültür eğlendir. Lan oğlum, azıcık kültürlensen, azıcık bir şey öğrensen ne kaybedersin lan? Ne gider yani hayatından, Allah'ım yarabbim. Neyse, bilinenin aksine çok fazla son akşam yemeği tablosu var arkadaşlar. Bütün Rönesans ressamları İsa ve 12 havarisinin işlemiştir resimlerinde. Bunların en ünlüsü Da Vinci'ninki. Bu ama Da Vinci'nin tablosu değil. Bu internet ortamında en yüksek çözünürlüğü olan son akşam yemeği tablosu arkadaşlar. Diğerlerinin yok. Ben de bunu bastırdım. Gittim. Evi gösteriyorduk biz. Nereden son akşam yemeğine geldik? Oğlum nereye geldik? Aynen. Oğlum birden işte bu da aplik. Bu koronavirüse benziyor. Değil mi? Harbiden. Koronavirüse benziyor. Vallahi. Burada işte tipik Ikea'nın zımbırtısı var. O öteki evden kalma. Bu Poseidon babamız. Bilir misin? Poseidon'un mızrağını kullanan araba markası. Hadi sordum sana. Yok mu öyle bir şey? Maserati. Bravo. Maserati de. Maserati. Maserati. Aynen. Bu da Zeus babamız. Bu da ebeveyn banyosu. İşte ne işe yaradığını biliyoruz. Öyle. Evet, şimdi neredeyiz? Mutfaktayız. Bu arada arkadaşlar, evin en hızlı biten bölümü mutfak oldu. Öyleli. İşte ev nasıl tanıtılır ki? Ben daha önce hiç ev vlogu çekmedim ya. Ev işte ya. Böyle ev. Ev işte. Bak ne güzel. Davrum bas. Işık mışık. Bak ne güzel. Mis gibi. Burası arka balkon arkadaşlar. Arka tarafı fazla göstermeyelim. Yoksa ev ifşalanıyor. Şöyle. Tamam, patladı zaten orası. Ha, patladı mı? Ha. Evet, evet. Süper. Evet arkadaşlar, burada tuvalet. Tuvalet. İkinci tuvalet. Evet. Burası arkadaşlar, stüdyo yapacağım burayı. İşte YouTube videoları için falan. Böyle gelen YouTuber arkadaşlarla falan burada videolar çekmek niyetindeyiz. Nasıl? Peki bu lambamız. Bu lambamızın güzelliğine bakar mısın? 18. yüzyıldan kalma. Müthiş bir lamba. Oğlum şunu aldım baba, tamam mı? 3-4 ay önce falan aldım. Bu ilk pandemi başlamadan önce aldım. Video çekeriz bununla. Ya hiç çekemedik daha ya. Bununla video çekelim abi. Aa bak bak, bunu gösterecektim. Bunu da bana bir Instagram sayfası yolladı. Ne bu kanka? Bak, unuttum ya, aklımdaydı. Ya yalan söyleme şimdi. Totem. Bu şey yani totem de yani şu ne simgesi? Aa onu bilemem. Bilmiyor musun? Yok. Rohan lan. Rohan bayrağı. Yüzüklerin Efendisi. Yok mu? Rohirrim. Yok. Eomer. Vallahi yok. Hiç yok. Hiç yok. Hiçbiri yok. Rohirrim falan yok. Yok. Beşinci gün şafağına doğuya bakın, o da yok. Yok yok, hiçbiri yok. Hiçbiri yok, ne müthiş. Sadece onun bir totem olduğunu. Rohan. At beylerinin diyarı. Evet. Bu da senin ayıbın olsun. Neydi? Şu sayfa bana yolladı arkadaşlar. Lost TR. Yüzüklerin Efendisi hayranı arkadaşlar. O sayfayı takip etmesini şiddetle tavsiye ederim. Ama tabii Burak gibi arkadaşlar takip etmesin çünkü... Ben genelde kızları söylüyorum. He, sen genelde kızları, evet. Benim kameramanların hepsi böyle abaza team alıyor.
Karı. Karı nerede? Karı! Nerede karı var direkt oraya gidiyor. Burası bitmemiş bir yer arkadaşlar. Buraya sütlü yapacağım işte. Buraya param yetmedi henüz. Videolar izlensin de şuraya sütlü yapalım be. Biraz izleyin de reklam mı? Adblock falan açık. İzlensin videolar, para kazanalım da buraya böyle bir sütlü yapayım be. Bu burayı neyle kapatıyorduk ya? Buranın adı neydi birader? Abi ne diyorlar buraya? Buraya gazete sokuyorsun o kadar. İşte gazete sokmayalım kanka. Buraya böyle ya cidden burayı neyle kapatabiliriz arkadaşlar? Yorumlara yazın Allah'ını severseniz ya. Buranın adı neydi ya? Ya da bu şey nerede satılır? Bu şeyin nerede satıldığını da bilmiyoruz. Adını da bilmiyoruz. Nerede satıldığını da bilmiyoruz. Kolay Çizim Gazete. Aa bak burası bir tam bir YouTuber. Bak ilk defa hayatımda giyinme odam oldu babacığım. Oh my god. Aynen giyinme odam var artık. Bu evin kendisinde vardı lan. Ben şey yapmadım. Alırken yanında verdiler. Aa babacığım bak. Bir şey göstereyim mi? Bu arada arkadaşlar yeni bir şarkı gelecek. Bu ay içerisinde filmin şarkısını yayınlayacağız YouTube kanalımda. Benim YouTube kanalımdan. Ağustos ayında da benim öteki şarkım gelecek. Onda bak bunu giyeceğim ben size bir spoiler vereyim. Montu kanka montu efsane lan. Sana oğlum. Jilet. Aynen. Kanye West oldum anasını satayım. Ya da bir timsah mı yoksa? Asıl cidden güzel lan bu mont. Değil mi? Bak. Şu arkası böyle çok güzel duruyor bunun. Evet. Bu arkadaşlar. Ulan iyice YouTuber oldum ha. Duygu Özaslan uzmanısını satayım. Giyin bu adamları. Kombinleyip Instagram'a postlar falan. Aynen. Bayık bir surat. Ölü balık uyuşukluğunda böyle gözler. Burası böyle bir oda. Abi ben cidden şunlardan kurtulmak istiyorum ya. Bu odada da bundan var. Harbiden kurtulmak istiyorum. Paran sadece yatak odasındakine mi yetti? Evet. Sadece ona param yetti anasını satayım. Videolar izlenmiyor ki. Videolar izlensin. Videolar izlensin. Onu da yapacağım. Yok şu an. Aa bakın buralara da tablo getireceğim. Caravaggio. Bu arada resme ilgili olan arkadaşlar var mı? Harbiden resme ilgili olan arkadaşlar varsa yorumlarda belirtebilir mi ya? Çünkü çok meraklıyım bu Rönesans resimlerine. Gerçi Caravaggio dediğim zaten barok dönem de. Onu da vereyim. Hadi bakalım. Hatta barok dönemin ilk temsilcisidir Caravaggio. Nahan burası da salon arkadaşlar. Burası böyle kitaplık. Arka planlarda burayı kullanacağım arkadaşlar. Sonra buraya böyle bir masa gelecek arkadaşlar. Daha doğrusu şöyle göstereyim. Burada siz masa gibi hayal edin. Sen ortamda. Bu masanın ayağı arkadaşlar. Orada da deki ayağı var. Şöyle. Oğlum adamlar sadece masanın ayağını yolladı lan. Bak Allah canımı ağzım. Yemin ediyorum. Abi sen burayı idare et. Bir aydır masanın tablasını bekliyoruz arkadaşlar. Bakın buradan bir varyansını edeceğim. Sıfır şaka. Bunlar geldi, tablası yok abi. Diyorum firmaya, firma kargoda diyor. Kargo yollamadılar diyor. Ondan sonra baktılar buna işin içinden çıkamadı abi. Diyorlar ki biz teslim et. Vallahi dedim size dedim tüketici haklarına, cumhurbaşkanına, başbakanına artık ne var ne yok her şey dedim şikayet ederim. Böyle kitle sahibi biri olduğumda ayıkınca ikinci tablayı yolladılar. İkinci tabla da 10 gün oldu daha gelecek. Vallahi gelmezse diğer videoda arkadaşlar artık hem kargo şirketini hem de yollayan firmayı da ifşa alacağım buradan haberiniz olsun. Ayak yolladılar ya. Ayakkabılar aslında değil mi? Buradan da böyle bir iddia yapıyorum arkadaşlar. Tek de atabilecek kişiye temizinden bir binlik çalışır. Ciddiyim. Kesinlikle girmiyor ya. Yok. Sıkıntı. Hem top küçük hem çember küçük. Böyle derken girmiyor derken soksam ya. Neyse. Normalde televizyon yeri şuradaydı da biz buraya çektik çünkü burayı mühendislik olarak hesaplayamamışlar. Bunun ters çıkınca televizyon kesinlikle gözükmüyor abi. Biz de buraya çektik böyle tablolarla falan. Burası böyle bir şey. Peki bu ne? Ne bu babacığım? Demiştim az önce. Unuttum. Guernica. Picasso'nun tablosudur. Kübik tarzda yapılmış bir tablodur. 1937 yılında İspanya'da iç savaş var. Dönemin başkanı ya da artık diktatörü, İspanya diktatörü Franco iç savaşı bastıramıyor. Nazi Almanya'sına ve İtalyan faşistlerine diyor ki sizin diyor savaş uçaklarınız var. Gelin bizim Guernica şehrimizde isyan var. Orayı diyor bombalayın. Hem isyanı bastıralım hem de siz uçaklarınızı denemiş olursunuz diyor. Guernica şehrini Naziler ve İtalyanlar bombalıyor arkadaşlar. Şehir tabii tarumar oluyor. 7000 8000 kişi falan ölüyor bildiğin. Yani baskılı yani bunlar. Barcelona taraftarı falan var yani baskı bölgesi falan. Sonra Picasso bu durumdan çok etkilenip bu tabloyu yapıyor. Dikkat ederseniz burada böyle çığlıklar, hayvan çığlıkları, bak burada köpek çığlığı falan. Böyle burası tarumar olmuş şehri, Guernica şehrini temsil ediyor. Zaten tablonun adı da Guernica. Gel zaman git zaman bir Picasso'nun sergisinde Alman bir komutan Picasso'ya diyor ki bu tabloyu siz mi yaptınız diyor. O zaman çok ünlü değil Picasso. Picasso da Alman komutana diyor ki hayır siz yaptınız. Ananı avradını ya. Lafa bakar mısın? Gerildim şu an. Müthiş. Vallahi bak tüyler diken diken. Neyse bu şekilde. Picasso da öyle bir abimiz. Evet arkadaşlar sıra geldi en güzel yere. Evin en güzel yeri artık teras. Yani
Şimdi bu konuda bir hemfikiriz. Ama videodaki devamlılık nasıl? Böyle jacuzziye girdim, çıktım, üstüm böyle yaşlandı. Sonra devam. Yani telefon çalıyor. Yani mükemmel ya. Devamlılık müthiş. Burayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar diğer videodan. Yani bunun zaten koskoca videosu var. Jacuzzi'nin artık oraya geçtik. Bu da canım ciğerim, hayatımın anlamı, box torbam. Bunun yeri artık burası. Burada şöyle bir oturma grubu var. Bak güneş efsane arkadaşlar. Nasıl baba görüntü? Tam Instagram'lık. Tam Instagram. Tam Instagram evi oldu arkadaşlar. Tam Instagrammer evi oldu. Teras harbiden güzel abi. Eğlenceli. Özellikle bu saatlerde çok güzel oluyor teras. Ama kışın nasıl olur orasını bilemem yani. O kadarını bilmiyorum. Arkadaşlar varsa bir hayırlı olsununuzu alırım ben. Vardır herhalde diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Allah daha iyilerini sizlere nasip etsin diyorum ev için. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı ve videoya like atmayı lütfen ama lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay baylar efendim.